Neden Böyle YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün yanımda uzman çocuk doktoru Lale Babaeva var ve yeni doğan dönemini konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş gördük Bahar Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizi yeniden burada ağırlamak çok mutluluk verici gerçekten hocam. Ben de yeniden teklif aldığım için çok teşekkür ederim her herkese. Her zaman, seve seve hocam, ayağınıza sağlık. Yeni doğan dönemini konuşalım istiyorum. Evet. Yeni doğan dönemi, yani... Çok farklı bir şey değil mi? Tecrübe değil mi hocam? Çok yani farklı öğrenilen, bir tecrübe. Öğrenilen, böyle içinde tecrübeyi böyle yaşayarak tecrübe edilen bir dönem. Anne Aynen. özellikle ilk çocuğuysa tecrübesizse o işte tecrübesizliği, o hormonların değişimi, orada bir canlı var artık doğdu. Hani hep merak ettiği bebeğine kavuştu. Hormonlar, loğusalık böyle hem çok karışık hem inanılmaz yani müthiş bir dönem. Anlatır Doğru. mısınız detaylarıyla nasıl bir yeni doğan Tabii çok dönemi? güzel bir mevzuya dokundunuz. Zaten poliklinikte de hani çoğu zaman yeni normal çocuklarla beraber yeni doğanı da karşılıyoruz. Yeni doğan dönemi ilk yeni doğar doğmaz gününden 28. gününe kadar olan bir dönemi kapsıyor. Bir aya kadar da uzayabilir. Bu yeni doğan döneminde tabii ki hani annenin birinci gebeliğinden doğmuş çocuklar hani çok acemi oluyorlar, hiç bilmiyorlar, her şeyi soruyorlar. Tabii ki doktorun önerisini mi alsın yoksa anne babanın yani sülaledeki fikrini mi alsın? Arada kalan ve gerçekten de zorluk geçiren, hele bir de üzerine lohusalık dönemi yaşayan annelerin üzerine Evet. çok yük biniyor. Ama ben hani yeni doğan dönemine geçmeden önce annenin gebelikten önceki döneminden konuşmak istiyorum. Çünkü annenin gebe kalmadan önceki sağlık sorunu, beslenme sorunu, özellikle de sosyopsikolojik hani düştüğü yeni ortamdaki ruhsal değişiklikleri gebeliğini etkiler. Yani acaba gebe kalayım mı, kalmaz mıyım? İşte gebe kalmazsam nasıl bir sorunlarla karşılaşırım? Hep bir düşünceler var. O yüzden kolay hamile kalmak veya zor hamile kalmak veya hamilelik kendi başına değil de girişimsel işlemle hamile kalmak bile bu çocuğun anne karnında gelişimini etkiliyor. Yani gebelik sürecini etkiliyor. Gebelik sürecinde de yine annenin yaşadığı ruhsal sağlık sorunları, işte beslenme sorunları, gebelik süresindeki mesela gebelik diyabetidir, gebelik tiroididir. Annenin mesela bu zamana kadar hiçbir şikayeti yok ama gebelik döneminde bir anda gaz, bağırsak kabızlık sıkıntısı oldu. Hiçbir zaman hayatında kusması olmayan anne gebelik döneminde kusma reflü atakları yaşadı. Bunlar hepsi bebeğin gerçekten de anne karnındaki gelişimini etkiliyor. Ve bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Annenin gebelik dönemindeki kusmaları, bağırsak sindirim sorunları bebeğin mikrobiyatasını etkiliyor. Yani aynen öyle. Çocuk doğduktan sonra da hani kolik bebek diyoruz ya, bebekte gaz şikayeti var. Anne ile direkt bağlantılıdır. Yani illa annenin sindirim sorunu olmuştur. İşte ben ne diyoruz? Erkek çocuğunda olur. Yani genelde olur. Evet. Böyle her şeyde çok aynen. Bir de gaz damlası veririz, rahatlatırız, evet. göndeririz. Ama ben yeni doğan döneminde anneyi taburcu ettiğim zaman benim protokolüm ayrıdır. Hem anneye probiyotik desteği hem de tabii ki kadın doğum eşliğinde bunları onlarla paylaşaraktan kendi hekimine de söylüyorum. Hem anneye probiyotik desteği veriyorum, süt artırmasına yönelik önerilerde bulunuyorum. Hem de bebeğe probiyotikle D vitamini öneriyorum. Evet. Bir de bu emzirme giriyor işin içine. Süt var mı, yok mu? Evet, Çevre yani baskısı. dediğim gibi o yaşadığı sorunlar çocuğun hani sütünü, yani çocuğun beslenmesini de etkileyebilir. Annenin süt kanalları tamam dolmuştur ama kanal tıkanıklığı vardır, emziremiyor. Bu dönemde tabii ki biraz rahat olmak lazım, gevşek olmak lazım, çok strese girmemek lazım. Çünkü zaten beklenen bir durumdur. Bebeğin daha yanak kasları tam gelişmediğinden, bir de zayıf olduğundan, henüz gelişim aşamasında bebekte gelişim geriliği varsa tabii ki vakum gibi güzel çekemeyecek, ememeyecek. Bu dönemde daha panik atak yaşamaktansa anneye memeni emzirmesini ya veya boşaltım yapılmasını bir sonraki beslenmede
bebeğe vermesini öneriyorum. Kesinlikle aceleci olmadan. Acele olmamak şu dış lazım. Çevreyi yine kulaklarımızı kapatarak, yani evet tamam, yanımızdakiler sevdiklerimiz tabii ki iyiliğimiz için, çocuk için, anne için en iyisini isteyen insanlar, yanımızda bulunanlar. Ama zaten annenin bir kaygısı var. Zaten çocukla bir bağ kurmaya çalışıyor değil mi? Bazı aynen. zaman çünkü reddediliyor bebek istemeden de. Aynen. Lohusalık depresyonu. Aynen gibi. Öyle. Lohusalık depresyonu yani bu bambaşka bir konudur. Evet. Çünkü anne aslında isteyerekten hamile kalıyor. Hı-hı. Bebeği doğurduktan sonra yani bu kimdir? Neden bebek var? İşte evet. aslında bu onun geçirdiği ruhsal sağlık evet, sorunlarıdır. kesinlikle. Temelde varmış, bilinçaltında varmış. Doğum yaptıktan sonra agresifleşmiş. Nasıl ki gebelik dönemin gebekten önce diyabeti yoktu. Gebelik döneminde diyabet ortaya çıktı. Aslında bu sıfırdan, hiçbir şeyden, yoktan var olan gibi bir şey değildir. Bunun prediyabet dönemi varmış. İnsülin direnci varmış. Gebelikte ortaya çıkmış veya pretiroid dönemi varmış. Gebelik döneminde ortaya çıkmış. O yüzden iyi tespit etmek gerekiyor. Bütün hani sağlık sorunları olabilecek, yani karşıda beklenen sorunları bile önceden tespit edip ortaya çıkarıp önlem alınması gerekiyor ki, hatta gebelik döneminde epilepsi atakları bile olabiliyor hamilelerde. Aynen, acil sezeryanla bebek de alınabiliyor. Fetal distres yaşandığı için acil sezeryan alınıyor. Ama bu epilepsi ataklarının olmasından önceki döneminde tabii anne bir antiepileptik ilaç kullanıyor olabilir veya sürekli acaba kaygı bozuklukları olabilir, öfke kontrol bozuklukları gebelik döneminde epilepsi ataklarını tetikleyebilir. Çok önemli bir dönem. Aynen öyle. Ve yeni doğan dönemine geldiğimizde, şimdi bebek doğdu, dünyaya Evet, geldi, beslendi, herhangi bir sorunu yok. Ama yeni doğan dönemin yani ilk bir ayda kendisinin de bir olabilecek fizyoloji dönemleri var. Yani vücudunda kızarık, noktasal döküntülerin olması, toksik eritem diyoruz. Bunlar beklenen durumdur. Üçüncü gününde başlayan sarılıklar, Sarılığa değinecektim, evet, beklenen durumdur. Ama sarılığım yani bana kalırsa, yani tamam referans sarılığı var bu sarılık değerlerinin ama ben her zaman çocuğun kendisini klinik gözlemle teşhis koyarım. Yani bu çocuğu fototerapiye yatırmam gerekir mi, gerekmez mi? Yani boşuna ışın vermekle tamam, her zaman tedbirli olmamız gerekiyor. Hani hemen hastalığı çözmek yerine biraz olabilecek, yani verdiğimiz tedavinin çocuğa kar zarar oranı var ya, ondan da aslında korumamız lazım. Çünkü verdiğimiz ışığın da çocuğun gözünde katarak yapabilir. Ciddi ileride herhangi bir sorunlar yapabilir. O yüzden mümkünce olabildiğince girişimsel işlemlerden uzak tutmaya çalışıyorum. Eğer sarılık değeri sınırın üzerinde ama çocuk idrarını 3'ten fazla yapıyor, büyük abdestini 5-6 kesten fazla besini değiştiriyorsanız, emme refleksi varsa hiçbir zaman bu çocuğu yatırmıyorum. Evet. Her ne kadar 18'i değerler olsa dahi çok rahatlıkla ve güvenlikle ailenin hani psikolojisini ele alaraktan taburcu ediyorum. 3 gün sonra geliyor. Hiç kontrole bakılması bile gerek yok. Kilo tartısı varsa, yani kilo alıyorsa tabii %8 kaybolabilir yeni doğan döneminde kilo kaybı. Ama %8'den fazla kilo kaybı yoksa, hele bir de almışsa, her gün günlük 10 gram minimum alması gerekiyor. Ve dışarıdan da ilk derisi sarılığı gözlemsel olarak düşük gördüysem, beslenmesi de iyiyse bu şekilde takip annesi ediyorum. Zaten anne sütü mucizevi. Olmazsa olmazdır. İlk zamanlarda zaten bazen şöyle de bir soru geliyor. Sütüm çok sarı. Normalde beyaz bekliyorlar. Ama sütün sarı olmasını çok sevinmeniz lazım. Çünkü protein kaynağıdır. Aynen, proteinden zengindir, yağdan zengindir. Zaten %90'ı sudur aslında sütün. Anneler soruyorlar, su da vermemiz gerekir mi? Su vermemize gerek yok. Zaten anne sütünün %90'ı sudan ibaret. 6 aydan sonraki dönemde de aslında mamaya ihtiyaç varsa, mama veriliyorsa, o da çok katı ve sık sık mama ile besleniyorsa, o zaman distillediğimiz suyundan 30 milim tavsiye ederim. Ama sadece mama ile beslenme çocuğun su içme indikasyonu değildir. Evet. Tabii. Sonra artık böyle bir ek gıdaya geçiyor muyuz? 6 aya çabuk geçmiyoruz tabii. 6. aya kadar da
süt çocuğu dönemlerinde bebeğin bir takım sorunları olabilir. Mesela çok kakaya çıkma, yani ishal gibi anneler bazen geliyorlar, bebek çok çıkıyor. Aslında her beslenmeden sonra bebeğin bağırsakların çalışması normaldir. Ama tam cıvık şekilde olması, onun kaka renginin değişilmesi normalinden daha açık veya daha koku ve daha koyu rengine geçmesi, bu tabii bağırsak sorunları, mikrobiyata sorunu olabilir ki yeni doğan döneminden itibaren probiyotik başlıyorsak böyle bir sorunlarla karşılaşmayız. 6. ayda geldik, Ekkida'ya geçtik. Ekkida döneminde tabii ki anne sütünü devam ettiriyoruz, kesmiyoruz. Mümkün kadar, hani bir de zaten bu geçit döneminde anne sütünde fizyolojik olarak eksilme olabilir, yaşanabilir. Ama ısrar etmeleri lazım. Tamam, sütüm azaldı diye çekilmemek lazım. Çocuk emdikçe süt artıyor değil mi Aslında hocam? emzirilmesi gerekiyor. Emdikçe süt artırılır, aynen. Bir de annenin işte sindirim sorunları varsa giderilmesi lazım. Bitkisel çaylarla takviye yapılması lazım. Ve tabii vitamin eksikliği varsa ekstra vitamin takviyesi de verilmesi lazım. Şimdi ek gıdaya giriş yapalım mı hocam? Ekkida'da şöyle Ek mümkün gıda kadar hep böyle bir çok araştırılan, merak edilen, nasıl başlayacağım? herkes tarafından Değil mi aynen hocam? Ek gıdayı böyle dinliyorlar şimdi emin daha olun dördüncü aydan anneler. itibaren soruluyor. Ama 6 ayın altında geçmeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü günümüz şartlarında artık organik besinler kalmadığı Maalesef. için o yüzden mümkün kadar 6 aydan sonra geçilmesi lazım. Bir. İkincisi, tabii aşılar da etkiliyor bu durumu. Ekkida bazen aşıdan sonra çocuk besinleri reddedebilir. Ama bu ekkidanı reddetme anlamına gelmiyor. Biraz temkinli davranmak lazım. Ve 3 gün kuralıyla gitmek lazım. Yani 3 gün bunun tadına bakacaksın, 3 gün sonra diğer ekkidan tadına bakacaksın. Ama çocuğun fizyoloji ve kilosuna bakaraktan bu çocuğu önce hani meyve desteğine gerek var mı yok mu? Çünkü erken meyve başlaması çocuğu hızlı kilo aldırabilir. Bu O üç yüzden gün, size özür dilerim araya giriyorum. 3 gün dediğiniz bir alerjisi var mı, bir döküntüsü var aynen mı? Kontrole gitmek anlamında mı hocam? kontrollü gitmek lazım. Aynen. Atıyorum havuç yedi. Havuç turuncu sebzeler grubuna giriyor. Alerjiye yatkın bir bireyse, çocuksa, annede de sürahide de varsa turuncu sebzelere karşı alerjik reaksiyon gösterebilir. Veya süt ürünü protein açısından yoğurt veya başlıyoruz. Hani yumurta ile başlıyoruz. Eğer varsa süt ürünlerine karşı alerji, bunlara da 3 gün içerisinde reaksiyon gösterecektir. Gözlem Biraz yapmak çok gözlem önemli burada değil mi? yapılması lazım. Alerjik durum olabilir diye. Peki Aynen. hocam ek gıda da geçtikten sonra işte beslenme sorunu da genelde çocuklarda da oluyor. Her çocuk da böyle ağzını açıp ay ben bunu da yiyeyim annem bunu Evet. hazırlamış demiyor. O da bir sıkıntılı oluyor Evet. yani. Ama süt çocuğu döneminde araya giren demir eksikliği, anemisi veya çinko eksikliği, B6 vitamin eksikliği, yani kansızlık, anemi dediğimiz sadece demir eksikliği demek değil. Bakır eksikliği var, çinko eksikliği var, B grubu vitamin eksikliği var. O, demir dışında birçok vitamin eksikliği olabilir. Onu iyi tespit etmek gerekir. Veya genetik kaynaklı talasemi taşıyıcılığı varsa, bu da hani demir eksikliği mi yoksa talasemi taşıyıcılığı mı tespit edilmesi lazım. Ve gerekirse vitamin takviyesiyle araya girmek lazım. Ama kan tahlili bakılmadan hani rutin demir takviyesi verilmesi çocuğun hem yoksa da iştahını kapatabiliriz ve bağırsak sorunları Bağırsak yaratabiliriz. sorunları, şimdi bu vitaminler ekstra böyle bir çabaya girmesinler o zaman. Yani Aynen. böyle hadi ben Hemen bugün işte vitamin 6 aya yemiyorum. geldik. Ekkide'ye geçiyoruz. Hemen demir Balık vitamini yağları başlıyor hocam. kullanalım. Sonra bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Balık yağlarını hani bir kere şurup olarak tavsiye etmiyorum. Kapsül olarak alması gerekiyor. Peki kapsülü çocuk ne zaman yutacak? 1,5-2 yaşından sonra çiğneyerek Tabii yutabilir. ki. O yüzden balık yağları 1,5-2, gerekirse 3 yaşından sonra tavsiye ediyorum. Öneriyorsunuz değil mi? Evet. Şurup şekilde asla tavsiye etmiyorum. Öyle mi? Veya içinde şurupun içinde balık yağı varsa da onu da tavsiye etmiyorum. Etmiyorsunuz. Eskiden yazdıysam da özür dilerim ailelerden. Çünkü böyle bir bilince sahip değildim. Çünkü ağzını açtığımız zaman oksitleniyor. Havanın oksijeniyle oksitleniyor. Ve omega 3 ve diğer omegalar trans yağa dönüşüyor. Bir zararlı Ve hale geliyor. tamamen evet sağlıklı beyni hiperaktif, öfke kontrol bozukluğu, dikkat dağınıklığı, unutkanlık böyle bir sorunlar yaratabilir. Peki hocam hangi süreçlerde
kontroller, rutin kontroller yani olmalı. Yani şu süreçte muhakkak bir kontrole gidilmeli. İşte biraz önce bahsettiğiniz durumların tespiti için. Böyle özellikle şu aralıklarda, şu aylarda gidilmeli. Zaten bu kontrol ediliyor, evet. Şimdi 6 aya kadar aylık takip gerekir çocuk hekimliği tarafından. 6 aydan sonra 2 ayda bir, 1 yaşına kadar, 12 aylığına, 13 aylığına kadar 2 ayda bir. Ama 1 yaşından sonra 6 ayda bir ve 2 yaşından sonra da senede bir çocuk kontrolü gerekir. Ancak zaten çocuk büyüdükçe bu kreşe gidiyor, okula gidiyor. Okul öğretmenleri maşallah çok deneyimli, tecrübeli. Diğer çocuklardan farklılık gösteren bir durum olursa zaten aileni uyarıp bize gönderiyorlar. Gözlem çok önemli hocam. Aynen öyle. Meslekte yani özellikle gözlem çok okul önemli. Gözlem müthiş önemli. Sizden çok de bayağı hastalar geliyor. Evet. Çok yani, hassas yaklaşıyorsunuz ve sizi de bu konuda tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam ben hep şunu söylüyorum. Bu mesleğin içindeyseniz, bu mesleği eğer icra ediyorsanız, yapıyorsanız lütfen o sorumluluğun farkına varın. O çocuklar bütün gün bizimle beraberler. Evet. Çok iyi gözlemci olmamız gerekiyor. Onların iyi olma halini önemseyeceğiz. O da zaten kendiliğinden geliyor. Aslında normal olan. Her öğretmen de sizin gibi iyi gözlemci olamayabilir. Çok sağ olun. Siz de mesleğinizi çok güzel icra ediyorsunuz. Sizden bunu duymak ekstra bir mutlu etti beni hocam. Çok teşekkür ediyorum. Kısaca bir uykuya değinelim mi? Yani evet. En çok annelerin herhalde yakındığı durum uyku mu? Evet. Uyku sorunları olabilir. Çocuk niye uyumuyor diye. Aynen. Şimdi yeni doğan döneminde ben çok sık rastlıyorum. Evet. Tabii ki ilk kez duyacaklar belki anneler de. Bebek doğdu, göbekciyesi kesildi. Artık bu serbest birey anlamına gelmiyor maalesef. Bebek ilk bir ay, bazen bu ikinci aya da uzayabilir. Enerjisel olarak kendini anne rahminde hissediyor. Aynen. Anne rahminde hissettiği için dışarıdaki huzursuzluklar bebeğe uyku sorunu yaratabilir. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli. Yani burada tıbbın dışına çıkıyoruz. Evet. Yani bu psikolojiye yani değiniyoruz. Yani bizimle ilgili çocuk da uyanmak ister hep şey derim. Ya o da küçücük canıyla uyanıyor. Evet şimdi hocam uyku sorunu yokken deliksiz uyurken bir anda çocuk doğuyor. O hayata adapte olmak anne için de dinlenmezse o çocuğa nasıl yeterli olabilir? Evet. Hani onu bir mecburi olmak var, böyle bir yorgun argın var. Bir de dinlenmiş bir anne olarak onu güne başlamak var. 2000'den çok fazla. Çok zor bir durum aslında. Evet 2000-3000'den fazla enerjisel bağlarla bağlantılı bebek anneye. Ve bu dönemde mesela emzirme döneminde annenin psikolojisi iyi değilse bebek emmeyi reddeder. Annenin dikkati bu beslenmede değil de başka bir şeyde kurcalanıyorsa beyni, bebek emmeyi reddeder. Hani siz soruyorsunuz ya bize sormadan önce kendinizi bir araştırmanız lazım. Acaba benim dikkatim... Evet. Çünkü dikkati memede ve emzirmede olması gerekir ki oraya da süt akışı iyi olsun. Evet. Şimdi bebek, yani yeni doğan bebek kendini anne karnındaymış gibi hissediyor. Evet. Ve bebeklerin, burası da biraz farklı olacaktır annelere. Bebek anne karnında gece, yani bizim için geceyken onun için gündüz oluyor. Gündüz için bizim, onlar da gece oluyor. O yüzden çocuk gece daha çok aktif olur. Evet. Huzursuz olur, gece daha çok uyanık olur. Evet, annelerin bu dönemi keyifle geçirmelerini dileyelim o zaman. Gece polikli kapılarımızı genelde yeni doğanlar açıyor. Öyle mi? Doğru evet. Tabii yani içindeyiz zaten hocam. Yani çevreden yeni doğan annelerin herhalde en çok merak ettikleri, tedirgin oldukları. Uykusuzluk değil mi? Aynen. Ama o bir can artık yani. O beklenen bir şey aslında. İnsan aynen, beklenen hazırlamalı herhalde bu döneme. Aynen öyle. Bir de hani kolik bebek sıkıntısı varsa bu çocuğu da hani sürekli uyanık tutabilir. Hı-hı. Çünkü beyni uyanık tutan bağırsaklarımızdır. Bu artık bir kural haline geldi. Evet. O yüzden bağırsaklar dinçken beyin de dinç olur. Bağırsaklar huzursuzken beyin uyuyamaz rahat. Uyuyamaz. Yani burada kendimiz önce iyi edeceğiz. O zaman evet. Çocuk uyumuyor demeyeceğiz. Çocuk benden dolayı uyumuyor diye güncel. Aynen öyle. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Çok teşekkür ederim. Yani yeni doğan dönemi aslında çok uzun, çok karmaşık bir konu. Tabii 15 dakikaya bunu sığdıramayız. Evet. İleride inşallah daha geniş tabii konuşabiliriz. Tabii her zaman bekleriz. Seve seve hocam. Gerçekten çok faydalandılar bu arada. Yakın çevremden gelen geri bildirimler çok olumluydu. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Bilginize sağlık, ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.